Hüsnü oğlum, bu gizli kamerayı Sinan görmez değil mi? Abla, adı üstünde gizli kamera. Hem tavana yerleştirdim kamerayı. Sinan abinin ruhu bile duymayacak. Aslanım Hüsnü. Tamamdır bu iş. Ay peki Hüsnü, biz bu görüntüleri nasıl izleyeceğiz? Bilgisayardan izleyeceksiniz abla. Size verdiğim o CD'yi kurun bilgisayara. Anında bağlanacak kameraya. Peki oğlum, borcumuz ne? Aman abla, yabancı mısın sen? Acelesi yok, sonra hesaplaşırız. Hadi iyi günler. Hüsnü bana bak, bundan kimseye bahsetmek yok. Eğer mahalleli duyarsa rezil oluruz valla. Aşk olsun abla. Ser verir, sır vermeyiz. Aslan Hüsnü. Hadi Sinan, uyanmadan çıkalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz, gelin gelin. Kayınvaliden seviyormuş Sofiş'i. Ah, rahmetlinin kırkı çıktı. Almaz mısınız helvasından? Ne kırkı Şanzıman Hanım? Senin kocan öleli yıllar olmadı mı? Ay, babamın kırk helvası değil ki bu Sofiş. Ali Rıza Bey'in kırk helvası. Ali Rıza Bey kimdir? Maşallah. 5 senedir evlerinize konuk oluyor. Nasıl unuttunuz hemencecik? Evlerimize konuk mu olur? Evet. Kimden bahsediyorsun? Ya yaprak dökümündeki Ali Rıza Bey yok mu? O rahmetli oldu, onun kırkının helvasını yaptı annem. Ay ilahi Şazman Hanım, ay Gülbin. Annen iyice delirdi herhalde. Gerçekle dizileri birbirine karıştırmaya başladı. Kız Sofiş, öyle deme ya. Vallahi kocam öldüğünde bu kadar gözyaşı dökmedim ben. Ya inşallah ele bir geçer zaman ki der ki Karolin de ölür de onun da helvasını yer iki. İnşallah. Ay Şeynur'a bak ya. Açıldı. Aa, lafa daldık kızlar. Kamerayı unuttuk. Ne kamerası Şazman Hanım? Yok bir şey Sofiş. Aa, kızım Sofiş yabancımız mı bizim? Ondan gizlimiz saklımız mı var? Sinan'ın taksisine gizli kamera yerleştirdik. Artık ne haplar yiyecek seyredeceğiz. Ne? Ay vallahi korkulur senden Şazman Hanım. Biri bizi gözetliyor gibi mi? Aynen Sofiş. Ay çok heyecanlı vallahi. Bakalım ne haplar karıştırıyor. Coş Artay liderliğini sürdürürken şimdi dış kulvardan Uçantay hemen onun yanına geliyor. Uçantay ile Coş Artay. Hadi oğlum Uçantay. Hadi koçum. Korkta gel lan, korkta gel. Gülbin, bu senin kocan dün akşam şans oyunlarını bıraktım diye yeminler etmiyor muydu? Hani bir haftadır eline ganyan kuponu almamıştı? Anne oynamıyordur, belki de dinliyordur. Olamaz mı, zevk işte. Uçantay'ı görüyorum. Uçantay'ın bir boy gerisinde Tüm Özbey. Tüm Özbey'in dışında Taybar sürüyorum. Şimdi Uçantay biraz daha önlere geldi ve Coş Artay'ı yapmıştı. Hadi oğlum Uçantay. Hadi lan, zengin et beni. Bak sana mis gibi oynadım. Tam 100 lira para yatırdım. Hadi koçum, zengin et beni. Şu bankuş kaderi bir değiştir. Tarihi bir değiştir. Ne olur Uçantay. Hadi koçum. Yazık kahrolsun sana Sinan ya. Evin rızkını gidip beygirleri yediriyor ya. Ne iyi oldu değil mi arabasına bu kamerayı taktırmamız Gülbin? Bak bütün palavraları teker teker çıkıyor ortaya. Ama daha dur, bu başlangıç. Kim bilir neler göreceğiz. Kesinlikle yattın değil mi? Ha bunun üstüne buyur soğuk su iç. Ulan Ali Kefar, içim yanıyor be, içim yanıyor. Onu da düşündüm. Buyur, bu da çayın. Davurlu, nereden çıktı bunlar, sağ olasın. Ha, telefonum çalıyor. Alo. Uy anacığım, kurban olayım, ellerinden öperim. Nasılsın, iyice misin? Anacığım sağ, paraları gönderdim. Aldın mı, eline geçti mi? Görüyor musunuz? Bizim yemek yemeye 3 lokma ekmeğimiz yoktu. Bu anasına para yollar benden habersiz. Ha iyi bak. Anacığım aramızda kalsın. Narin'in haberi yoktur ha. Yani Narin'e söylemedim. Gizli gizli gönderiyorum. Merak etmeyesin, habere göndereceğim. Kadının bağları, bahçeleri, tarlaları vardır. O bize para yollayacak ama biz ona para yollarız. Benim salak kocam. Ben bunu öldürmez miyim şimdi? Öldürmez miyim? Sakin ol. Ay ne iyi oldu şu kamerayı kurdurduğumuz. Erkeklerinizin hepsinin foyaları teker teker çıkıyor ortaya. Çok iyi oldu vallahi. Ellerinize sağlık.
Ne haber susak Sinan? Yemledin mi atları ha? Özel ağaca. Aa, Osman ağam da bindi taksiye. Baka Osman ağamın gizlisi saklısı var mıymış? Aman yok canım. Benim Osman'ımın ne gizli saklısı olacak ki? Softur benim kocam. Ensesine vur, ağzından al lokmayı. Bilmez öyle şeyler. Ali Kemal, benzinciye git. Benim araba için motor yağdı. Hadi al kocam. Sen paradan haber ver, hemen alırım paradan. Ha tamam, yürüyelim. Ne yapıyorsun ya? Nereden çıkarıyorsun o paraları? Sinan, buraya gizli bir cep yaptırdım. Oraya paraları saklarım. Safiye benden para istediği zaman vallahi billahi para yok. İstersen ara derim. Ondan sonra o da yutar. Al bakalım çocuğum ha. Vallahi kesen de çok janjonluymuş, çok açmış seni. Safiye'nin gözlük kılıfıdır bu, eski gözlük kılıfı. Al çocuk. Ne uyanıksın Osman Aga ya. Maşallah, maşallah. İyi ki de gizlisi saklısı yokmuş ha. Hay Allah'ın saftiri. Cebine banka kurdurmuş, haberin yok. Boyun posun devresin emi Osman. Demek zam geldi diye taksiye müşteri binmez öyle mi? Ben senin akşam tepene bineyim de sen gör müşteriye. Müşteri bekliyor. Papatya sokak numara 12. Tamam kardeşim, gidiyor. Osman Aga, hadi boşalt oltanı, al voltanı. Ben müşteriye gidiyorum. Ağza bak ağza. Aa, bakın bakın. Sinan abinin arabasına bir kadın bindi ki böyle güzellik kraliçesi gibidir ha. Merhabalar hanımefendi. Arabama şeref verdiniz, onur verdiniz. Şimdi bekleyin. Benim tanıdığım damatsa biraz sonra askıntı olacak bu kadına. Bekleyin, bekleyin. O biraz zor anneciğim. Çünkü Sinan bana aşık. Tabii sen hiç aşık olmadığın için bilmezsin ama... aşık bir erkek karısından başka kimseyi görmez. Ay sevsinler sizin aşkınızı. Sanırsınız ki Romeo Juliet. Nereye gidiyoruz acaba? Çok naziksiniz. Çimen sokağa gideceğiz ama... kısa mesafe sizin için bir sakıncası yoktur herhalde. Hem ince hem kısa, öyle mi? Benim için bir mahsuru var efendim. Şöyle bir mahsuru var. Sizin gibi güzel bir bayanla kısa mesafeli bir şey yapacağız, sohbet yapacağız. O yüzden bir mahsuru var. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Öyleyimdir. Arkadaşlar bana kendi aralarında kaymaklı ekmek adayı derler. Bu mu sana aşık olan adam? Utanmasa motelin önüne çekeyim arabayı diyecek. Gözlere bak gözlere. Bacaklara kilitlendi. Gözüm çıksın inşallah Sinan. Amin. Bu duaya amin denmez de ne denir ha? Pardon, hangi ajans? Ne ajansı? Mankenlik ajansı, yani hangi mankenlik ajansı ile çalışıyorsunuz demek istedim. Sizin gibi güzel bir bayan olsa olsa anca manken olabilir de o yüzden. Çok hoşsunuz. Her an manken ayol benim. Ayol tek tek saymaya başlarsam bu kısa mesafede hepsini tamamlayamam. Şu sütun gibi bacaklar, 90-60-91 vücut. Eğer siz 90-60-90 vücutlu bir bayansınız, diğer bayanlar 90-60-90'dır. Sana diyor sana. 90-60-90 sen oluyorsun burada. Dilim kopsun inşallah Sinan. Ay sen de yangından körükle gitmesin Şaziment Hanım. Ay Gülbin sen de abartma. Aa Sinancık müşterilerine güler yüz gösterir. Hoş laflar eder hepsi o. Ay ne güler yüzü, ben resmen kur yapıyorsun bir ay. Evli miyiz? Hayır, siz? Maalesef evliyim. Daha doğrusu kayganalıyım. Daha da beteri kayganalıyım. Kaygana dediysem yanlış anlamayın. Benim kaygana öyle normal kayganalara benzemez. Yani insan kategorisine girmez. Biz ona kendi aramızda Şazimentus kayganagus diyoruz. Onu ne müzeler ne hayvanat bahçeleri istedi ama biz vermedik. Bizimle kaldı. Ay senden bahsedersin ay Şaziment Hanım. Senin boyun posun devresin damat. Hani meteor yağmurunda dinozorların suyu tükenmişti ya. Benim kayganam o kadar kalın kafalıdır ki kafasına meteor düştüğü halde hayatta kalmış ve dinozorların sonuncusu olarak yaşamına devam ediyor. ben de senin kafanı ortadan ikiye karpuz gibi yarmazsam bana da Şaziment demesinler Sinan. Dur anne, önce sıra bende. Önce ben onun kafasını gözünü bir yarayım. Ondan sonra sen ne istiyorsan yap.
Sakın kahramanlık yapmaya kalkmayın. Yakarım. Hadi. Tamam.